Oyasin Şahat, Akbük Gayrimenkul'den herkese selamlar, saygılar. Güzel bir hafta sonu diliyorum arkadaşlar. Akbük merkezinin 1200 metre yukarısında, tam merkezin üzerinde, yürüme mesafesinde yeni bitmiş, iskanları alınmış, tam müstakil iki tane aynı ikiz şekilde yapılmış, özellikleri tamamen ayrı. Birisi yeşil alana baktığı için fiyatı farklı. Bu 4,5 milyon, diğeri 5 milyon. Kapatmayın, kaçmayın, seyredin. Tamam, belki bütçeniz uymadı. Niye kapatıyorsunuz? Düğmelere basmaya başladınız, biliyorum. Güzel bir ev ama. İşçilik, dekorasyon, iç mimari, dış mimari, her şey harika. Bakın, burada güzel bir park alanımız var. Su depomuz var, hidroforumuz var. Elektrikli panjurlarımız var. Birinci sınıf. Bütün malzemeler, ısı ses yalıtımlığı, mantolaması gerçekten çok şık. Drone görüntülerinde göreceksiniz böyle dışarıdan görünümü, albenisi gerçekten harika. Havuz istemiyorum diyenler bu evi seyretsin. Havuzsuz bir ev, çünkü çoğu kişi yazlık alıyorum, ben deniz için alıyorum diyorlar. Havuzu ne yapayım? Bazıları da diyor ki havuz benim torunum için, çocuklarım için. Evet, zevkler ve renklere karışamıyoruz biz. Sadece sizlere anlatıyoruz. Burada güzel bir kamelyamız var. Böyle piknik masası gibi yapmışlar. Hemen yanında barbekü var. Diğeri de aynı. Bakın böyle. Şimdi burayı gösteriyorum. Orada, bu tarafın da içini tanıtacağım. Şöyle bir bahçeyi şöyle göstereyim size, gezdireyim. Dış cephelerdeki söveler gerçekten çok yakışmış. Elektrikli panjurlar standart, ayrı mutfak. Ayrı mutfak, o güzel. Ayrı mutfak isteyenler çok. Ondan sonra antre girişimiz var ki o çok önemli. Güzel bir vestiyerimiz de var. Her şey dört dörtlük yapılmış. 333 metrekare arsa payınız var arkadaşlar. Normalde tek parsel bu. İkiye ayrılmış ortadan. Size düşen 333 metrekare arsa. Buyurun yan eve geçelim. Ben hemen orayı da tanıtayım. Buranın bahçesini gördükten sonra. Zaten bahçeler falan da aynı. Şu CNC kesin böyle balkon korkulukları çok hoşuma gidiyor. Kapıda da kullanmışlar zaten. Uzaktan kumandalı garaj kapımız da var. Elektrikli açıp kapanıyor. O da çok hoş. Evet. Ev güzel. Fiyat da emsallerine göre iyi arkadaşlar. Böyle sıfır evlerde genelde artık 5-5,5 üzerine çıkmaya başladı fiyatlar. 6-7 diyenler de var. Buyurun geçelim öbür tarafa. Bu tarafta böyle. Gene burada bir garaj kapımız var. Hemen ana yol şurası arkadaşlar. Buradan geliyorsunuz, hop, böyle evimize, otoparkımıza giriyorsunuz. Bakın karşımızda hemen deniz. Bu yolda sizi dümdüz sahile, çarşıya, merkeze indiriyor. Konum gerçekten güzel. Ev de çok güzel. Renkler de uyum. Her şey 10 numara. Antrasit gri, turkuaz mavisi. Zeminlerde böyle doğal taş görünümlü parkeler döşenmiş. Gayet güzel. Buranın otoparkı sanki bir tık daha büyük. Buraya iki araç çok rahat sığar. Buranın da şöyle bir bahçesini göstereyim size. Oradan devam edelim. Evimizin içi çok güzel. Pardon, pencerelerimiz böyle gündüzleyin örneğin ışıklar yanmadığında, dışarıdan bakıldığında görünmüyor. Şöyle göstereyim bakın. Gördüğüm tek şey ben. Evet. Aynalı. Hemen burada barbekümüz. Oh, vallahi burada güzel olur ya. Şöyle piknik tarzı. Kendin pişir, kendin ye. Başkasına verme, kendin ye ama. Adı üzerinde. Kendin pişir, kendin ye. Evet. Normalde 730, 735 metrekare arsamızın büyüklüğü. Evet. Yok ya, ben kapıdan gireceğim bu sefer. Sürekli bacadan girip duruyorum. Şöyle ana kapıdan girelim. Bakın bu da bizim
Bayraktar drone. Evet, bina kimlik sertifikamız da alınmış. Burada ada, parsel vesaire her şey yazıyor. Sur kapı kullanılmış. Güzel böyle bir ışık var. Bakın ben gelince tık diye yanıyor. Evet. Haydi bismillah. Evet. Benim ofisimde ve evimde kullandığım parkeler burada da var. Ay, ayakkabılarımı çıkarıyordum az daha, terliklerimi. Eve giriyorum zannettim. Evet. Burada hemen kapının orada gördüğünüz gibi güzel, şık bir custom böyle vestiyer yapılmış. Portmanto. Hemen şurada ayakkabı rafları. Altta çekmece. Onun altında bir dolap daha var. Gayet yeterli. Sol tarafta harika bir banyomuz var. Evimizde 3 tane banyo var. Birisi ebeveyn banyolu. Burada sanırım Kuan'ın granitleri kullanılmış. Onlara benziyor. Çok kaliteli gerçekten Kuan'lar. Dünyanın en kusursuz granitini üreten 3 firma içindeymiş Kuan. O da Türkiye bir firması. Gerçekten çok başarılı. Büyük bir firma. Sanırım bunların metrekaresi 550-600 lira olması lazım. Banyo çok güzel, bayıldım. Güzel böyle lake kapımız. Hemen devam edelim. Şurada bir tane kilerimiz var arkadaşlar. Elektrik süpürgesiydi, bahçe şeyleriydi, mobilya, alet, edevat buraya depolayabilirsiniz. Evet, salonumuz da hemen böyle. Tavanlarda böyle güzel led ve normal lambalar kullanılmış. Gece ambiyansı yaratmak isterseniz bu mavileri de açıp kapatabilirsiniz. Bu firmayı ben yıllardır tanıyorum. İngiltere'den ilk geldiğimde, bu işe başladığımda tanıştığım arkadaşlarım. Büyük bir firmalar. Babalar rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Çok böyle üç kardeşler şahane inşaatlar yapıyorlar. Güçlü bir inşaat firması. Gerçekten kaliteli, temiz, en güzel malzemeleri kullanıyorlar. Ve en güzel şekilde bütün inşaatlarını yapıyorlar. Gerçekten çok güzel yapılara imza atmış bir firma. Onun için gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Bakın çok güzel bir mutfak. Ayrı mutfak. Bu üç kardeş hepsi böyle çok güzel ince eleyip sık dokuyan, her şeyi detay detay araştıran ve yapan bir arkadaşlarımız. En sonunda böyle güzel temizlik firmasını sokarlar. Taşınmaya hazır, satışa hazır bir yere getirirler. İskan almadan da hiçbir zaman evlerini satışa sunmamıştır. Önce iskanı alırlar. Evimizin herhangi bir problemi vesaire yok. Bakın mutfak ne kadar kaliteli. Birinci sınıf, fazlasıyla yeterli dolabımız var. Ankastre'nin fırını ve mikrodalga için modern dizayn yapılmış. Hemen set üstümüz zaten, ankastre'miz buraya. Davlumbaz yerimiz ve havalandırmamız da açılmış. Bu fayanslar da benim çok hoşuma gidiyor. Bilmiyorum, yakışıyor böyle mutfaklara griyle. Griyinin 50 tonu. Evet, hop buradan yukarıya çıkalım. Kat kaloriferi sistemlerimiz de bu arada çekili. Gördüğünüz gibi bütün internet altyapısı vesaire her şey gelmeye başladığı için onları da hazırlamışlar. Televizyon ünitesi vesaire. Evet, merdivenler mükemmel ötesi. Bakın şunları bile koyuyorlar. Normalde herkes bunu koymaz. Şu destek barlarını, ki bunlar da gerçekten önemli bence yaşlı ebeveynlerimiz için. Benim annem babam buna ihtiyacı var şahsen. Evet, burada şu üniteye bayılıyorum. Gerçekten o kadar yakışıyor ki banyolara. Çok başarılı. Evet, gene zeminlerde açık renk ve siyah tonlar kahverengiyle gerçekten çok güzel bir renk ahengi var banyoda. Siyah,
kaliteli bir duş. Neydi bunların markası? Revark. Evet, yabancı bir şey. Bakın, musluklarımız falan hep Vitra'nın. Lavabolarımız Cerastyle ya da Vitra kullanıyorlar. Başarılı. Havluluğumuz falan her şey çekili. Çok güzel güzel bir banyo. Burada da çok güzel güzel bir banyo. Evet, Türkiye'nin hayranım Erkan. Düzelteceğim. Diksiyonumu düzelteceğim. Söz. Evet. Bakın. Normalde bunlar buraya böyle boş bırakırlar örneğin. Müteahhit arkadaşlarımızın %70'i. Ama böyle ince düşünenler de var. Harika bir dolap. Çamaşır makinesi yeri yapılmış. Buradan bakın merdiven var. Şuradan da şöyle çatıya çıkıyorsunuz. Bir film vardı ya, palyonço çıkıyordu böyle. İt diye. Oradan şimdi çıkıverecek önüme. Evet. Yatak odası 1. Çift kişilik. Evimiz 150 metrekare arkadaşlar. 3 tane çift kişilik yatak odamız var. Burada şöyle güzel bir balkonumuz mevcut. Oo, burada deniz manzarası ne kadar güzel. Allah'ın izniyle inşallah gireceğim. Vallahi denize gireceğim, söz. Yakında çok güzel bir tanıtım yapacağım sizler için. Takipte kalın. Akbük'ün denizden koylarını tanıtacağım size. Tekneyle çıkacağız. Öyle tanıtacağız koyları. Hatta balık tutacağız. Onları falan hep göstereceğiz. Bakalım inşallah yakalayabileceğiz mi? İyi bir balıkçıyımdır ama ne zamandır çıkamıyorum. İlk fırsatta çıkacağım. Öyle çok güzel bir video hazırlayacağım size arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Bu arada daha önce bahsettim bilmiyorum. Telefonumla alakalı çok büyük sıkıntı yaşadım. Lütfen benle daha önceden görüşmüş, tanışmış olan takipçilerim bana bir WhatsApp'tan mesaj atarsa, çünkü 3880 tane telefonum Gmail'im tarafından silindi. Resmen yani Gmail bize sabotaj yaptı. Android kullanıyorum ve bir tane müşterimin numarası kalmadı. WhatsApp'tan resimlere bakıyorum. Akrabalar, annemi babamı bile düşünün sildi. Hiçbir tane telefonum yoktu. Şu an 300'e kadar kendim kurtarabildim, kurtardığım kadar. Ama lütfen eğer varsa benim telefonum sizlerde, daha önceden benimle görüşmüşseniz küçük bir mesaj atın. Erkan numaram bu derseniz tekrardan kayıt yapacağım. Yeni bir telefon almanın zamanı geldi. Aslında söyleyeyim, Xiaomi kullanıyorum. Xiaomi Note 10 Pro. Kamerası mükemmel. 104 milyon piksel. Onun için böyle HD kalitesinde seyrediyorsunuz. Ondan yana bir sıkıntım yok ama ne hikmetse bu telefondan çektiğimi askerde yemin ederim Erkan Üsteğmen'den çekmedim. Onun adı da Erkan'dı. Evet. Yani ikisi bana çok çektirdi arkadaşlar. Onun yüzünden askerliğimi Kıbrıs'ta yaptım. Yemin ederim Kıbrıs'a gitmiyorum. Yemin ettim yani gitmeyeceğim diye. Bıktık ya. Evet. Burada da üçüncü yatak odamız. Biz burayı... Ben telefon anlattım. Bakın burada ne güzel bir yatak odamız daha var. Diğeri kareydi. Bu dikdörtgen. Burası daha büyük. Burada da ebeveyn banyolu yatak odamız var. İkisinin de ortak balkona çıkışı var. Bakın... Gizli kasa var ya. Ne güzel gizlemişler. Hiç görünmüyor. Evet. Gizli kasa. Arkadaş şunu bir gömseydiniz, bir kapak falan yapsaydınız ya. Gözünüzü seveyim. Bir de üstüne ışık takmışlar ki daha net görsün gelen diye. Evet. Değişik. Belki oraya bir fotoğraf falan asarsınız arkasına. Aynen. Evet. Burada da çok şık bir ebeveyn banyomuz var. Mis. Arkadaşlar işçilik gerçekten dört dörtlük. Hiçbir kusur yok.
Bu deniz gören evim köşe pozisyon. Buranın fiyatı 5 milyon lira. Hemen yanındaki de 4,5 milyon lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Böyle güzel bir evle ilgileniyorsanız lütfen benimle kontağa geçin. Sol alt köşede telefon numaram var. Şuraya da resim koymayı unutmayın. Kesin oraya da bir şey koymayın eğer. Dolardı, dövizli falan sıkıntılı olabilir. Gizli kasa. Evet. Ev güzel. İnşallah bizlere satmak nasip olur. Sizlere de bu güzel ev nasip olur arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Herkese Akbük'ten selamlar, saygılar.